Kayseri Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Actually, I was a little bit... Aslına bakarsanız teklifi aldığım zaman Kayseri Spor ve Kayseri ile ilgili fazla bir şey bilmiyordum ve meraklı bir durumdaydım. Bu beni meraklandırmıştı. Çok fazla bir bilgiye sahip değildim. Yunanistan'dayken Türkiye ile ilgili haberleri görüyordum, duyuyordum. Ama gerçeği söylemek gerekirse hani bununla ilgili bir bilgim yoktu. Burası ile ilgili bir bilgim yoktu. İlk defa Kayseri'ye geldiğim zaman taraftarların sevgisi, onların bana desteğini gördükten sonra hakikaten kendimi çok iyi hissettim. Hani bunu da söylemekte bir sakınca görmüyorum. Kayserispor benim ikinci bir evim oldu. What does Kayserispor mean to you? Benim ailem. I believe this. Bunu söylediğim zaman hakikaten bunu içtenlikle dile getiriyorum, içten söylüyorum. Burası benim ikinci bir evim oldu, benim ailem oldu, benim için her şey Kayserispor. Eğer röportaj kolay, ben konuşuyorum Türkçe. Ama röportaj zor, ben yavaş. I promise that I will give. Söz veriyorum, bir gün size Türkçe bir röportaj vereceğim. Actually, I knew about this. Tabii ki iki kültürün birbirine benzerlikleri olduğunu biliyordum. Buraya gelmeden evvel de hani bununla ilgili düşüncelerim, bilgilerim vardı. Ancak buraya geldikten sonra, Türkiye'ye geldikten sonra gördüm ki hakikaten bu bilinen benzerliklerin kültürel ve tarihi benzerliklerin ötesinde çok daha fazla benzerliklerimiz var. Hani ben insan olarak kültüre ve tarihe meraklı bir insanım ve buraya geldiğimde dediğim gibi düşünenin aksine bunlardan çok daha fazlasının olduğunu fark ettim. They know that. Tabii ki ailem de ve yakınlarım da benim burada ne kadar rahat ve huzurlu olduğumu bildikleri için onlar da benim adıma çok huzurlular. Birçok arkadaşım ve aile mensubum beni ziyarete geldiler, gelmek istiyorlar. Onlar da hani ufak da olsa buranın bir tadına bakmak istiyorlar. Benim mutlu olmam, buradaki insanlar tarafından seviliyor ve saygı gösteriliyor olmam benim için çok önemli ve burada bulunduğum andan keyif almamı sağlıyor. The people around me, they know. Etrafımdaki arkadaşlarım, dostlarım bilirler ki hani burada kalmak için bir şeyler yapmak istediğimi onlar da farkında, onlarla da paylaşıyorum. Bu nasıl olabilir? Belki bir ev alabilirim, belki bir iş kurabilirim, belki iki ülke arasında, Türkiye ve Yunanistan arasında bir ticari faaliyetim olabilir. Ama burada muhakkak bir şeyler yapmak istediğimi söyleyebilirim. My favorite place. Good question. First of all, is Tessis. First of all. Second, Ersiges is very beautiful during the winter, especially. Özellikle kış zamanı çok güzel oluyor. Tabii ki şehir merkezini de seviyorum. Kayseri güzel bir şehir. Bir de sizle başka bir şey daha paylaşmak istiyorum. Kış olduğunda özellikle kar yağdığında Kayseri'de montumu giyip sokaklarda yürümeyi seviyorum. Genel olarak Kayseri şehrini seviyorum diyebilirim. Burada bulunmaktan çok keyif alıyorum. Can I say too? Can I mention too? Of course. Yağlama? Wow. Ve mantı. Ama hepsi mantı. Crispy, çorba, güzel. From my daily life. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki günlük hayatım içerisinde konuşarak biraz öğrendim. Ama onun dışında takım menajerimiz Yunus Akbulut da bana çok şey öğretti. Hem iyi hem kötü anlamda. Actually when I was more young. Gençken
Chelsea'de oynayan John Terry'yi çok beğeniyordum. Aslında hani forma numaram 26'da ondan gelmiş bir numara. O da 26'yı giyiyordu. Ondan dolayı 26'yı giydim ben de. Çok beğendiğim, idol olarak aldığım bir oyuncu olarak John Terry'den bahsedebilirim.